Dünya üzerindeki hemen her yerde gördüğümüz veya göremediğimiz bir yaşam hüküm sürer. Tek hücreli organizmalardan bitkilere, böceklerden deniz canlılarına, ağaçlardan çiçeklere kadar 2 milyonu aşkın canlı türü dünyanın dört bir yanını kaplamıştır. Bir avuç toprağın içinde bile birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip çeşit çeşit canlı yaşar. Soluduğunuz havada da birçok canlı vardır. Hatta derinizin üzerinde belki de ismini hiç duymadığınız canlılar yaşam sürmektedir. Tüm canlıların bağırsaklarında sindirim yapmalarını sağlayan milyonlarca bakteri veya tek hücreli canlı yaşar. Dünyadaki hayvan nüfusu insan nüfusunun kat kat üzerindedir. Hayvan ve insan nüfusuna bitki dünyasını da eklediğimizde, dünya üzerinde hayat olmayan boş bir alan olmadığı gerçeğiyle karşılaşırız. Toplam sayıları trilyonları aşan bu canlıların her birinin kendilerine ait vücut sistemleri, yaşantıları, yeryüzündeki dengeye katkıları gibi sayısız özellikleri vardır. Bunların her biri belirli bir amaç üzere dünyada bulunmaktadır. Ve bu canlıların hiçbiri kendi kararıyla ve çabasıyla yeryüzüne gelmemiştir. Hepsi son derece kompleks tasarımlarla dolu bedenlere sahiptir. Bu bedenlerdeki tasarımların sahibi ise tüm bu canlıların yaratıcısı olan Yüce Allah'tır. Allah, yeryüzündeki farklı canlı türlerini yaratmış olduğunu Kur'an'da şöyle bildirir. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Bu film boyunca Allah'ın sonsuz delillerinden sadece az bir kısmını inceledik. Allah çevremizdeki ve bedenimizdeki her detayda varlığının kesin delillerini bize bildirir. Bu büyük gerçeği düşünmek ve hatırlamak, Allah'ın yarattığı her insan için bir sorumluluktur. Allah bir ayette şöyle bildirir. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Allah'ın size verdiklerini bir düşünün. Hayatınızı sürdürebilmeniz için özel yaratılmış, tüm detaylarıyla ince ince planlanmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Dünyaya gelmek için ve bu düzeni sağlamak için hiçbir şey yapmadınız. Sizin bu konuda hiçbir katkınız olmadı. Sadece bir gün gözünüzü açtınız ve kendinizi sayısız nimet içerisinde buldunuz. Görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Tüm bunların tek nedeni Allah'ın sizi yaratmayı dilemiş olmasıdır. Buna karşılık Allah'ın bizden istediği ise ona şükredici olmamızdır. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şeyi bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme,
görme ve gönüller verdi.